Efendim şimdi de sıradaki konuğum genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Bekin. Kendisiyle geçtiğimiz haftalarda da gerçekten çok güzel yayınlar yaptık ve size dedik ki mide botoksu ile ilgili aklınıza takılan sorularınız varsa lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın dedik. Şimdi bugün Hocam da hoş geldi, sefalar hoş getirdi. Hoş merhaba. <laughs> Kaptırdım, gidiyorum hocam ben. Evet, olsun. Devam edelim. Alıştık artık zaten. Herhalde Aynen, geliyorum. hoş geldiniz hoş tekrardan. Bulduk. Bugün hocam, izleyicilerimizimize sorduğu soruları cevaplandırmak evet. istiyorum. Çünkü gerçekten sonrasında kırılıyorlar. Niye cevap vermediniz evet, bir diye. Bir de bayağı bir gerçekten e, talep aldı, e, insanlar merak etti ve çok soru sordular. O yüzden de beraber hani bir program daha böyle soruların üstünden gidelim Hepsini diye. Hepsini cevaplandıralım. Şimdi ben de kendi sosyal medyamı açıyorum hocam. Mesela ilk gelen sorulardan bir tanesi şu olmuş. Şeker hastaları mide botoksu yaptırabilir mi? Evet. Ee, gerçekten güzel bir yere değmişler. Şeker hastaları için çok çok faydalı bir yöntem mide botoksu. Şimdi yalnız şeker hastalığının iki tipi var. Tip 1 ve tip 2 dediğimiz. Tip 1 olan çocukluktan gelme, ee, yani daha böyle çocukluk çağlarından itibaren insüline bağımlı olan bir tiptir. Hı hı. Ana problem pankreas dediğimiz organımızın hiç insülin salgılamaması yüzünden şeker hastalığı olur. Fakat tipiki ise aslında insülin direncinin daha da ileri gidip hani vücutta insülin var pankreas hmm. insülin üretiyor. Fakat vücudumuz buna direnç geliştiriyor. Neden? En büyük sebeplerinden bir tanesi işte aşırı kilo. Ve özellikle bu fast food tarzı kötü beslenme şeklinde alınan kilolar insülin direnci arkasına diyabete sebep oluyor. Bizim mide botoksu hastalarımız yani mide botoksu önerdiğimiz hastalar hı hı. genelde tipiki olanlar. Tip 2 olanlara yaptığımız zaman gerçekten çok güzel kilo kaybıyla beraber insülin direncini geriletiyoruz ve insüline bağımlıysa sadece ilaçla sadece ilaç kullanıyorsa ilaçsız bir şekilde devamında sağlayabiliyoruz. Peki insülin direnci olan hastalar o zaman yapabilir? Tabii çok da fayda görür tabii ki kesin. Ya sınır var mı hocam? Genelde biz 65 yaşın üstüne hani bir sürü ek hastalığı olduğu için çok fazla yapmak Hı -hı. istemiyoruz. Ama 70 yaşında hastalarımız yine oldu. Hı -hı. Burada yaş sınırı değil de daha çok hastanın şeyi daha önemli. Nasıl söyleyeyim? Fiziksel performansı diyeyim. Yani Hı -hı. mesela kimi insan var 40 yaşında tamamen bir sürü ek hastalığı, Kendine çok iyi bakmadığı için ne yazık ki daha kötü durumdadır. Ama kimi insan 70 yaşında sporcu. Gayet diridir. Hı hı. Şimdi birazcık yaş değil de kişinin fiziksel şeyine göre daha e, seçim yapıyoruz diyeyim. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki hocam 17 yaşındayım. Mide botoksu yaptırabilir miyim? Mide botoksundaki yaş sınırı ne? Evet. Yine benim söylediğim yine Aynısı. üst üst sınırdı 65-70 yaş. Alt sınırda hı hı. da genelde 16 yaşa kadar yapıyoruz. Hı hı. Burada yine bizim e, şeyimiz, kriterimiz yine çok fazla yaş değil. E, kriterimiz daha çok Böyle hastanın kaç kilo olduğu, bu kilo için neler yaptığı, gerçekten mide botoksundan fayda görecek mi? Ama yine de alt sınır 16'nın altında çok yapmayı tercih etmiyoruz. Bir tane 15 yaşında hastamız oldu. Öyle mi? 150 kiloydu. E, artık gerçekten müdahale etmek Hı -hı. gerekiyordu. E, mide botoksu da ameliyat e, ve diğer yöntemlere göre çok daha masum ve çok daha komplikasyonsuz Hı -hı. bir yöntem olduğu için de Yaptık ve çok güzel kilolarını verdiriyoruz. Kaç hali. kilo verdi hocam o hastanın? Bir ayda 20 kilo verdi. Oh maşallah. Aynen öyle şu çok anda güzel. devam ediyoruz. Şimdi güzel bir delikanlı olacak evet, desenize. Evet. Şimdi hocam bir izleyicimiz de diyor ki bebeğimi emziriyorum. Emzirme döneminde mide botoksu yapabilir miyiz? Evet diyorsun. aslında iki program önceydi galiba değinmiştik biraz ama. Evet yine Haçıranlar de. Kaçıranlar olabiliyor. Yine de aynen öyle kaçıranlar için. Emzirme döneminde yapmıyoruz. Neden? Çünkü emzirme döneminde aslında kanıtlanmış bir yan etkisi yok. Hı hı. Ama kimse tabii bunun üzerine çalışma yapmadığı için bakalım çocukta ne olacak demediği için biz hı hı. de yapmıyoruz. Hani bitirin emzirin güzel güzel ondan sonra yapalım diyoruz. Mide botoksu lokal etkili. Yani mideye yaptığımızda sadece midede etki gösteriyor. Sistemik etkisi yok. Hı hı. Aslında teknik olarak yapılabilir ama dediğim gibi böyle bir deneysel çalışma, çalışma. hiçbir zaman olmadı ve olamayacağı için de yapmıyoruz. Peki hocam orada bir şeye de değinelim. Geçen haftalardan şöyle bir şey kalmıştı aklımda. E, kişi yaptırdı, yaptırdıktan sonra hamile kaldığını öğrenirse. Hiçbir problem. problem. Hamile kaldığını öğren yani şöyle yaptırdıktan, yaptırdıktan sonra hamile, sonra hamile hiç kalırsa hiç problem. Herhangi bir problem olmuyor demiştiniz. Bence onu da e, hatırlatmakta evet, fayda evet. var çünkü. Peki bir izleyicimiz de diyor ki işlemin etkisi ne kadar sürede oturur? Şöyle mide botoksu bu bu da güzel bir soru. Hı -hı. Teşekkür ederim. Şimdi mide botoksu Tabii herkes botoks hakkında çok fikir sahibi değil ama yine de popüler. Şimdi botoks yüze yapıldığı zaman da genelde bir 10 günde falan etkisini oturtuyor. Çünkü e, böyle hani ben hastalarıma hep şey derim. Antibiyotik ağrı kesici gibi şak diye etki etmez miyiz de botoksa? E, çünkü insanların bir beklentisi oluyor. Yaptırdım ondan sonra hemen ertesi gün çok iyiyim diye. Öyle olmuyor. <laughs> Etkisi genelde 8-10 günde oturuyor. Ve bu etkinin oturmasındaki en önemli dönem ilk iki günlük dönemdir. Bu iki günlük dönemi biraz aç geç geçirmeleri lazım hastanın. Ee, bu iki günlük dönemde aç kaldıklarında botoks'un etkisi iyice midede oturunca iki günün sonunda böyle yemek yediklerinde hepsinden şu tepki alıyoruz. Aa bir dakika bana bir şey oldu. Ben şu an doyuyorum. Eyvallah, ne oluyor falan güzel. diye böyle. İkinci günden sonra, ondan sonra da bir 8-10 günlük yine böyle bizim sıkı kontrolümüzde Hı -hı. olan bir dönem var. Ortalama hani. 8-10 günde bu etki iyice oturur ve yerleşir. Şimdi hocam çok güzel bir soru buldum. Gerçekten en sevdiğimiz soru tipi. 6 ay içinde kaç kilo verebilirim evet. diye sormuş izleyicimiz. <laughs> Bence hepimizin e, merak ettiği soru ya bu. tabii insanlar sonuçta bu işlemi Hı -hı. kilo vermek için yapıyor ve en çok ilgilendikleri konuda kaç kilo veririz. Hatta bırakın 6 ayı ben yine söylemiştim. Uyanır uyanmaz şimdi işlemi uyutarak yapıyoruz ya. İşlem bitti uyandığında kaç kilo verdim diye uyananlar oluyor. <laughs> <laughs> o çok güzel bir anımızdı yani, Gerçekten şimdi, çok güzeldi. Dolayısıyla herkesin kaç kilo vereceğim diye Hı -hı. bir e, sorusu var. Şimdi ben de buna hep aynı cevabı veriyorum aslında. Botoks kilo verdirmiyor. Ne yazık ki. Botoks hiç daha kapatıyor. Hı -hı. Botoks sizi tok tutuyor. Kilo vermeniz, kaç kilo vereceğiniz bu avantajı yani kullandığınız bu tokluk hissini, Hı -hı. az yiyerek doyma hissini ne kadar avantaja çevireceğinizle alakalı bir şey. Yani siz ne güzel ben zaten acıkmıyorum. Ne güzel ben zaten doyuyorum deyip. Kendi düzeninizi çok güzel bizim de desteğimizle Hı -hı. birlikte kurarsanız. Bunun sınırı yok. Bizim 35 kilo veren hastamız da var 6 ayda. Çok güzel. Ama 3-4 kilo fazlası olup Hı -hı. bu 3-4 kiloyu bir ayda verip sonra da koruyan hastamız da var. Yani 3-4 kilo için de yaptığımız oluyor. 50-60 kilo için de yaptığımız oluyor. Hı -hı. Önemli olan şey. Sizin bu etkiyi ne kadar güzel faydaya çevireceğiniz. Yani kendinizi düzene oturtacaksınız, hı hı. kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Az diyerek zaten doyacaksınız. Bunu güzelce avantajı çevirdiğinizde bunun sonu yok. İzleyicilerimizden bir tanesi de demiş ki hocam midemde reflü var, yaptırabilir miyim? Evet, bu güzel da yine aynen öyle. Hı hı. Şimdi biz zaten botoksu yaptığımızda endoskopi yapıyoruz hastaya. Endoskopi ile midenin içerisine giriyoruz. Ağzın içerisine itibaren yemek borusu, mide ve 12 parmak barsağını aslında bir çek etmiş oluyoruz. Hastanın öyle bir de bir avantajı hı hı. oluyor. Bir tane hastamızda polip bulmuştuk mesela. Yani botoks yaptırmaya karar vermese belki de şeyi bulamayacaktık, fark, fark edilmeyecekti. Patolojisini gönderdik, sonucunu bekliyoruz hı hı. falan. Ee, şimdi dolayısıyla çek etmiş oluyoruz. Çek ettiğimizde eğer böyle ciddi bir kitle Allah korusun kanser hı hı. veya ne bileyim çok ciddi reflü çok ciddi ülser veya gastrit gibi durumlar varsa hı hı. biz hasta işlemi yapmıyoruz, uyandırıyoruz hastayı hı hı. ve bu işin tedavisine önce yöneliyoruz. Ama hafif reflü ne bileyim belki yüzeyel bir gastrit belki ülser başlangıcı gibi durumlarda hı hı. botoksun hatta tedavi edici etkisi Öyle var mi? tabii ki yani mideyi aslında bir nevi dinlendirmeye aldığı için çok da güzel sonuç alıyoruz hatta hı hı çok hastamızdan şunu duyuyoruz. Ya aslında bende çok mide yanmaları oluyordu. Çok rahatsızlıklar hissediyordum. Şu anda artık botoks'tan sonra çok rahatım. Aa güzel. Aynen öyle. Bunu da görüyoruz. Yani. ...hacmini daralttığı için mi hocam Tabii. biraz daha? Midenin hacmini daraltıyor. Hı. E zaten siz artık daha az yiyip bir de e, hani ne bileyim kötü alışkanlık kota ay kola, paketli gıdalar, Hı. işte ne bileyim gazlı içecekler, alkol gibi şeyleri böyle e, biraz daha kısıtladığımız için azaz. Az. Hastanın daha da iyi şey sağlığını da hı hı. düzene koymuş oluyoruz aslında. Şimdi hocam bence bu da çok güzel bir soru İzleyicimiz diyor ki diyet listesine uyarken çok zorlanır mıyım? Evet. En merak ettiğimiz şeylerden evet. bir tanesi de bence bu. Şimdi öncelikle şöyle biz aslında bir liste üzerinden ilerlemiyoruz geçen programlarda da söyledim çünkü ben listeye inanmıyorum yani ben hı hı. tutup size ne yiyeceğinizi ne içeceğinizi hangi saatte ne yiyeceğinizi Söyleyemem ya yani gerçekçi değil. Hı? Ben böyle hani hayatın doğal akışına aykırı diyorum buna. Yani hı hı. şimdi olamaz. Ben robot değilim. Biri bana ne yiyeceğim, ne içeceğim diye e, yapama Ne olur en iyi uyan hasta iki ay dayanır. İkinci aydan sonra zaten patlar ve direkt verdi iki ayda verdi bütün kiloyu 15 günde i̇yi geri yani. alır. O yüzden biz <laughs> botoksin etkisinin oturacağı dönem hariç hı hı. geri kalan dönemde. Diyet listesi falan vermiyoruz. Hastaya diyoruz ki ne yiyorsanız onu yiyin. Zaten yiyemiyorsunuz. Aynen öyle. Evde ne pişiyorsa, iş yerinde ne çıkıyorsa, canınız <laughs> ne çekiyorsa onu yiyebilirsiniz. Tabii ki kalori hesabını unutmayacağız. Ama biz diyoruz ki bunun miktarını belirleyeceğiz ve zaten insanların botoks yaptırma sebebi ben diyet yaparken çok zorlanıyorum, acıkıyorum, tatlı krizlerine giriyorum, gece ne? şey yapıyorum, gece dolabı açıp bakıyorum boş boş. Şimdi botoks burada devreye giriyor zaten. Yoksa bizim çok güzel bir çift örneğimiz var, karı koca. Kocası asla botoksa inanmıyor, hanımefendi ise botoks yaptırmak Hı -hı. istiyor. Tabii ikisi de kilolu. Biz hanımefendiye yaptık botoksu, ondan sonra dedi ki ben de aynısını onun yaptığını yaparım da ben de veririm dedi. Hadi bakalım. Size denemesi bedava dedik. <laughs> Hanımefendi çok güzel kilo verirken bir hafta sonra beyefendi gelip yaptırdı oh, iyi çünkü olmuş yani. dayanamıyor yani gerçekten güzel bir de deney oldu yani hani botoksun etkisini gerçekten net olarak gösteriyor yani botoks sizi tok tutuyor Hı -hı. iştahınızı kapatıyor ve bizim önerdiğimiz şekilde beslenmenizi çok 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 kolaylaştırıyor ya zaten diyet yaparken en zorlandığımız evet. şey şurayı Aynen öyle anca... aynen öyle yoksa herkes herkese biz deriz ki şöyle beslen böyle beslen Tabii. uyar ama işte o insanın o iştahlı Açlık krizleri, Kesinlikle. tatlı krizleri, gece böyle canım ne istiyor bir şeyler mi yiyeyim gibi o istekleri botoks çok güzel durduruyor. Ve Hı -hı. bu sayede de çok güzel yol alıyoruz. Bu da çok önemli. Bana mesela yemeyin dediğiniz şey benim daha canım çek. Daha çok. Ya Hiç hayatımda çikolata seven bir insan değilim. Bana deyin ki çikolata yeme bugün canım çikolata ister. Evet. O yüzden tam o noktada bence mide insan botoxu. psikolojisi yani gerçekten neyi kısıtlarsanız Hı -hı. mesela... İşte yine gündemden örnek. Sokağa çıkma ısıtlamaları oluyor. Herkes kendi sokağa, <laughs> çıkmaya, sokağa çıkmak istiyor. sokağa atmaya çalışıyor gibi gibi yani. <laughs> Aynen öyle. Şimdi hocam bir diğer sorumuz da şöyle diyor ki 6 aydan sonra tekrar yaptırabilir miyim? Kaç kere yaptırabiliriz biz botoksu? Evet. Botoksunu? Yani botoksu normal yüz botoksu gibi aslında Hı -hı. 6 ayda bir yapılabilir. Az önce söylediğim gibi botoksun etkisi lokal. Hı -hı. Ve o bölgede kendi kendine etki 6 ayda kaybolup gidiyor. Hı -hı. Ve sisteme karışan Sistemde herhangi bir etki oluşturan bir ilaç değil. O lokal etkinin devamı için 6 ayda bir bu yapılabilir. Ha, bizim en çok yaptığımız üçüncü seans oldu şimdiye kadar. Hı -hı. Çok kilolu olanlarda. Veya da yine bazı hasta gruplarımız var ki kilosunu verip tamamen normal ideal kilosuna ulaştıktan sonra hocam ben hala beslenme düzenimi tam oturtamadım. Hala kendimi çok rahat hissetmiyorum. Ben bu tokluk hissine biraz daha ihtiyacım Hı -hı. var. Verecek kilom yok ama. Ben yine bu tokluk hissiyle beslenme düzenimi oturtmak istiyorum diyen hastalarımız oluyor. Onları da yapıyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi ben şimdiye kadar çok üçü geçmedik. Ama yapılabilir mi? Beşi de yapılır, altısı da yapılır. <laughs> ben öneriyor muyum? Hani işin mantığına biraz aykırı. Çünkü biz ne diyoruz? Diyoruz ki biz size botoks yapacağız. Beslenme düzeninizi bu sayede oturtun. Beş kere, altı kere yapınca hala oturtamadık demek <laughs> Demektir, oluyor. evet. O yüzden... Ee, böyle hani üçüncü dördüncü eğer çok kilosu yoksa tabii üçüncü dördüncü doza gelindiği zaman böyle hani ben biraz diyorum ki bakın hani bunu kuramazsak geri alacağız. Hı -hı. Lütfen hani biraz e, şey yapın bu konuda kendinizi artık odaklayın diye. Artık. Aynen öyle. Çünkü mideyi zaten biz küçültüyoruz. Mideyi zaten belli bir e, sıkılığa ulaştırıyoruz. Hı -hı. Birazcık insanın tabii düşünce hani ne der, göz açlığı eski alışkanlıkları devreye giriyor. Onu da artık böyle belli zaman içerisinde yeni alışkanlıkları çevirmek gerekiyor. Bu da iyi bir cevap olmuştur izleyicimize. Şimdi bir takipçim de demiş ki hocam hastanede yatmam gerekiyor mu? Evet. Yatış veriyor musunuz bu, işlemden bir, sonra? Bu bir ameliyat değil. Hı -hı. E, bu aslında çok kolay bir yöntem. Sadece endoskopi bir sürü insan endoskopi yaptırıp hastaneye sabah gelip akşam Hı -hı. gitmiştir. E, biz sabah. Hastaneye çağırıyoruz işlemden bir yarım saat bir saat önce. Hı hı. O dönemde ufak bir anestezi alacak olsa bile hı hı. bazı kan tahlilleri yapılıyor hastanın odasında. Ondan sonra hastayı endoskopi ünitesine alıyoruz ve işlemden yaklaşık 1-2 saat sonra ayıldıktan sonra direkt gidebiliyorlar. Hastanede herhangi bir yatış, yatış gerekmiyor. Yok. yok. Sadece hastanın konforu için biz bir oda veriyoruz. Hı hı. Hani rahat uyusun, rahat uyansın diye ama hastanede yatıp hani gece geçirmesine gerek yok. 2 saatlik bir süre yeterli oluyor. Ay. İşlemden sonra sadece 2 saat. Bütün süre. Hastanede 2 saat geçirmesi. Ha, total 2 saat. Tabii tabii. Yani Güzel saat mi? 8'de geldiğiniz hastaneden onda çıkıyorsunuz. şey Çok <laughs> da uzun bir <laughs> işlem de değilmiş. Şimdi bir takipçim de demiş ki kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Mide botoksu yaptırabilir miyim? Diyor. Evet. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyor olduğu anda Hı -hı. mide botoksu yaptıramaz. Ama biz kan sulandırıcı ilaç kullananlara hani ne için bu ilaç başlandı? O ilacı başlayan doktoruyla ile iletişime geçiyoruz. Hı hı. Planımızı yapıyoruz. İlacı 4-5 günlük veya ilacın tipine göre kimisini 3 gün, kimini 5 gün, kimini 10 gün kesmek gerekiyor. Veya kimini kesip hiçbir şey başlamamak, kimini kesip daha düşük dozlu ilaç başlamak gerekiyor. Hı hı. Onun kontrolünü yaptıktan sonra hani kan sulandırıcının etkisini azaltıp öyle botoksu yapabiliriz. Hı hı. İşlemden sonra da ertesi gün yeniden kan sulandırıcısına başlayabilir. başlayabilir. Ama... İşlem esnasında hani kan sulandırıcı hali hazırda kullanıyor olmasına rağmen işlem yapılamaz. Çünkü mide içerisine yapacağımız o enjeksiyonlar mide kanamasına sebep olur ve çok riskli sonuçlar doğurur. O yüzden önce kan sulandırıcı bir kontrol altına alıp ondan sonra yapıyoruz. Takipçim de diyor ki hocam işlem kaç dakika sürüyor diye sormuş ama zaten totalde 2 saat geçiriliyor. Hastanede geç kalış süresi 2 saat, işlem 10 dakika. Öyle mi? Tabii tabii on işlemin süresi da... yani o 2 saat dememizin sebebi erken gelecek kanlar Hı -hı. yapılacak, onların sonuçları çıkacak. E, hasta giyinecek, hazırlanacak. Biz aşağıda hazırlığımızı yapacağız. Ama işlemin toplam süresi 10 dakika. 10 dakikada e, mide botoksunu yapıyorsunuz. Şimdi bir takipçim de diyor ki hocam yurt dışından geliyorum gelsem aynı gün ülkeme geri dönebilir miyim? Evet. Bu da güzel bir soru gerçekten. Çok hastamız var hı hı. yurt dışından. Özellikle Avrupa'dan. Ee, hem geliş süresi kısa. Geliş gidiş. Böyle ufak bir hani artık e, Covid öncesi tabii dönemde de insanlar çok fazla e, geziyordu. Gerçekten biraz hı hı. bu sekteye uğrattı ama umarım normale döner. İnşallah hocam. E, o dönemlerden hı hı. beri bizim çok fazla yurt dışından hastamız olur yemek yemeye gelir gibi. Sabahtan biz hastalara önerimiz şu oluyor yurt dışından geleceklere. Sabahtan uçak biletinizi alın. Hı -hı. Öğleden sonra da dönüş biletinizi alın diyoruz. Biz sabahtan havaalanından alıyoruz hastayı. Hastaneye getiriyoruz. Ufak hazırlıklarını yapıyoruz. Ondan sonra işlemi yapıyoruz. Hastanede uyanıyor. 3-4 saat konaklatıyoruz Hı -hı. yurt dışına tekrar seyahat yapacağı için. Sonra ilk çorbasını biz hastanede ikram ediyoruz. Ondan sonra tekrar aracımız hava bırakıyor ve geri gönderiyor. Gidebilir o zaman. Aynen. İyi güzel. Tabii da, kendinin burada ekstra gezme planı <gülüyor> yoksa. <gülüyor> güzel bir cevap oldu Aynen. bu. İşlemden önce hangi tahliller yapılıyor diye sormuş izleyicimiz. Muya cevap versek yeterli Aynen öyle. Yani hani bu biraz anestezi <laughs> sedasyon işlemi olduğu için <laughs> e, sedasyondan önce bazı hani anestezi vermemize engel veya hastanın e, bu işlemi bu işlemden önce küçük bir hani check up yapıyoruz. Engel <laughs> bir durumsuzluğu var mı? Başka <laughs> bir cerrahi işlem yapacağız. İşte hepatitlerdir, AIDS taraması gibi ufak bulaşıcı hastalıkların testlerini yapıyoruz. Ondan sonra da çok ayrıntılı tabi ameliyat kadar derinlemesine test yapmıyoruz. Ama kişinin biraz profiline göre mesela biraz ileri yaşlıdır. Kalbini ve ciğerlerini de kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Genç hastadır sadece birkaç basit test yapıyoruz gibi gibi. Peki hocam işlemden hemen sonra yemek yiyebilir miyim diyor <laughs> izleyicimiz. <gülüyor> Bu hasta yaptırmasın. <laughs> Hani, Yemiyor muyuz hocam? Hayır işlemden hemen sonra hala <laughs> Ay hani <neleri> botoks, düşünüyorlar? <laughs> botoksun etkisi <laughs> e, henüz oturmadığı için <laughs> iştahınız olacaktır. Yemek yeme isteğiniz olur. Açlığınız olur ilk iki gün ama yememeniz lazım. Bizim önerdiğimiz biraz sıkı sizi aç bırakacak ilk iki gün şey var. Neden? Ee, daha önceki programda örnek vermiştim. Şimdi midemiz... Bu normal balon gibidir bizim midemiz. Bu balonun içini herkes suyla doldurmuştur. Suyla doldurduğunuzda o balon genişler genişler. Bayağı da bir genişler hı hı. o balon. Çünkü yapısı çok elastiktir. Fakat biz botoksla mideyi o elastik halden... O günkü örnekte de gösterdiğim gibi şişeler var ya pet. Evet. O hale çevirmek istiyoruz. Yani tabiri caizse direkt ondan... yani Bu sefer de insan Aa, midem sertleşecek mi falan diye düşünebilir. Öyle değil. Ama hani şekil otursun diye örnek veriyorum. Hı hı. Plastik o esneyebilir halden biraz daha sıkı hale çeviriyoruz. Bu geçişte o iki günlük süreçte, eğer siz çok yerseniz, midenizi geniş bırakırsanız o plastik hale geçiş geniş halde olur ve böyle mideniz olur. Ama midenizi dar tutarsanız o geçiş böyle olur hı hı. ve uzun süre rahat edersiniz. O yüzden biz diyoruz ki, siz midenizi küçük tutun, biz öyle donduralım. Yani o ilk iki gün biraz hastanın ...çabalaması gerekiyor açıkçası. Yani hemen işlemden sonra yemek yemiyoruz. Yani çorba. Ki, çorbayla geçiştiriyoruz. Bir takipçim demiş ki hocam işlem uyutularak mı yap yapılıyor? Evet diye uyutularak soruyor. yapılıyor ama tabii ki e, ameliyat uyuması gibi değil. Hı -hı. Şimdi ameliyatta biz hastayı tamamen uyutuyoruz. Hani solunumunu bile biz devre evet. alıyoruz Cihaza bağlıyoruz ağzından hortumla. E, bu biraz Hı -hı. daha ayrıntılı bir uyutma yöntemi. Ve tabii ki o yüzden bir gece hastanede geçirmesi gerekiyor. Hı -hı. Fakat endoskopi de işlem zaten çok kısa sürdüğü için ve herhangi bir kas gevşetici etkisine ihtiyacımız olmaz. Ameliyatta bizim kasların gevşemesine ihtiyacımız var. Biraz o yüzden derin uyutuyoruz. Fakat endoskopi de böyle bir şeye ihtiyacımız olmadığı için o kadar derin uyutmuyoruz. Normal uykunuzun dürterek uyandırmayacak, uyanmayacak kadar derin derinlikte uyku. uykuya yapıyoruz. dolayısıyla da rahat bir uyku Ameliyata göre çok dairesiz bir uyku. Hı hı. Ama sizin için çok konforlu bir uyku. Ee, ben asistanken endoskopiler uyutulmadan yapılırdı. Çok hani çok hatırlıyorum. Çok böyle ben dedeme yaptırmıştım. Allah hı hı. rahmet eylesin. Böyle ben artık çok rahatsız olmuştum. Bizim hocamız yapıyor. Şimdi dedem orada ah, ah. bir hemşire üstüne tutunmuş. Biri kolunu arkaya bağlamış. O durmadan ö ö diye öğürüyor. Biri de hortum sokmaya yani, çalışıyor. Artık öyle değil. <laughs> Bunların hiçbiri yok gerçekten. Ufak bir ilaç veriyoruz. Hı hı. Mışıl mışıl uyuyorsunuz. Konforlu o yüzden. Uyandığında da herkes çok keyifli uyanıyor.